Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürü Erdoğan Göbel, soğuk kış aylarında konut ısınmasını sağlayan ev aletlerine karşı vatandaşları uyardı. Çok basit. Yani elimizde bir ısıtıcının fişi vardır. Karşımızda da yani ona muhatap takacak bir pürüz vardır. O pürüze 10 dakika bunu taktığımız zaman bir cızıltı sesi varsa veyahut da 10 dakika sonra çektiğimiz zaman burası çok ısınmışsa muhakkak ki karşı tarafta yani bu fişin muhatap olduğu pürüzde bir sorun vardır. Bu da ne olur? Gevşek olmasından dolayı bu devamlı ark yapar ve ısıtarak yangın çıkmasına etkendir. Konut yangınlarının birçoğunun elektrik aksamından çıktığını kaydeden Göbel, elektrikli ev aletlerinin fişlerini kullanmadığımız durumlarda bile prizden çıkarılması gerektiğini belirtti. Vatandaşlar uyması gereken birden fazla ısıtıcı markaları var. Yani bu en kaliteli ısıtıcıyı almış olsam bile, en kaliteli klimayı almış olsam bile evindeki elektrik kabloların veyahut da yangın koruma rolleri koydurmadıysan en kaliteli de olsa yangın çıkarmaya etkendir. Ve burada vatandaşımızı burada uyarmak istiyorum. Elektrikli battaniye, çay makineleri, kettle'lar, kahve makineleri bunları takılı bırakmamalarını. Bilhassa televizyonlarda bile yani televizyonumuzun bile fişini yatarken çıkarma kullanmadığımız zaman, seyretmediğimiz zaman çıkarmamız gerekiyor. Yani bunlara vatandaşımız uyması gerekiyor. Uymadığı anda yani elektrikten birçok yangınlar elektrik aksamından çıkmakla mükelleftir. Tüm öğrencilerimizi Edirne Safir Koleji'nde eğitim görmeye davet ediyoruz. Elektrikli ısıtıcılar, bazı tabii ki evde baktığımız hayvanlar, sevdiğimiz hayvanlar da kuş, köpek, mesela komşuya veya bir tarafa işimizin olduğundan dolayı çıktığımız zaman evde, yalnız bıraktığımız ısıtıcıyı yerde bıraktığımız zaman bir köpeğin oraya üşüyüp yaklaşması, tüylerinin tutuşmasından yangın çıkabiliyor. Bir kuşun ısıtıcıya konup kuyruğu ve kanatı tutuşarak her yere uçup yangını dağıtabiliyor. Yangın etkeni olmuş oluyor. Sadece elektrikli aletler tabii bunlar etken oluyor. Bunları kullanırken devamlı fişten çekmemiz gerekiyor ve fişten çektiğimizi zannettip bırakmamamız lazım. Tekrar kontrol edip öyle çıkmamız lazım. Kış mevsimi bittikten sonra tüketim çok olduğu için bir yorulma vardır. Yani 6 ayda bir resmi kurumlarda yılda bir de evlerimizi ehli kişilere kontrol edip bir sigorta değiştireceksek, bir ampul değiştireceksek ehli kişilere değiştirmemiz lazım. Bir kablo değiştireceksek. Baca yangınları, kalorifer bacaları yılda bir, soba bacaları yani 3 ayda bir temiz etmemiz gerekiyor. Ve soba borularının da 15 günde bir. İlk önce zaten soba borusundan yangın çıkarır. Yani ısı neredeyse, ısının yoğunluğu neredeyse borulardan başlar ve bacaya sirayet eder. Bacayı temiz etmiyorsa kurum birikir. Kurum birikintisinden de yangın çıkmasına sebep oluyor.